TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımızı etkilerini her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında konuşuyoruz. Bu hafta ta 1996 yılında Bill Gates'in söylediği içerik kraldır sözünden yola çıkarak mecralar değişse de yani gazete, radyo, televizyon, bugün internet içeriğin önemini konuşacağız. Bunun için İzmir'den sosyal medya uzmanı ve Yalı Spor Eticaret Müdürü Işıl Yılmaz Sümer'e telefonla bağlanacağız. Telefonla kendisini konuk edeceğiz. Keyifli bir sohbet olacak dinleyicilerimizle beraber. Ama öncesinde sponsorumuz TürkSat'ın yetkili direktörü Tuğan Avcıoğlu'na bağlanacağız ve her hafta olduğu gibi TürkSat.com Türkiye Golfleri'nin Devlet Kapısı Türkiye Golfleri'nin bir özelliğini bizimle paylaşacak. Tuğan Bey hattıysa onunla konuşabiliriz. Tuğan Bey. Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği, hangi önemli servisi bize anlatacaksınız? Aslında bizim uzun süredir üzerinde çalıştığımız sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğümüz bir konu vardı. İşitme engelliler çağrı merkezi şeklinde. Tamam. Yani işitme engelliler, EDF kullanıcısı, işitme engelliler olan EDF kullanıcılarının da faydalanabileceği bir hizmet olarak bunu çalışıyorduk. Yakın zamanda bunu hizmete açtık. Bu konuyu aslında ben biraz gündeme getirmek istedim. Çok iyi olur. Halihazırda bizim çağrı merkezimiz var biliyorsunuz. Bu çağrı merkezi üzerinden vatandaşlar hem sorunlarıyla ilgili hem de soracaklarıyla ilgili bilgiler alabiliyorlardı. Fakat işitme engeller tarafında bir sıkıntı vardı. Yazılı olarak veya görsel yani görüşme olarak, yüz yüze görüşme olarak ve tabii ki bu kamera üzerinden bir çağrı merkezi hizmeti açtık. Sabah 8 akşam 18 arasında çalışan bir hizmet oldu bu. Tamam. Artık bundan sonraki süreçte herhangi bir sorunda veya hizmetle ilgili bir açıklama gerektiğinde vatandaşlarımız özellikle işitme engelli konusunda vatandaşlarımız buradan faydalanabilecekler. Süper. Türkiye Golf.tr üzerinden çalışacak tabii sistem. Tabii ki Türkiye Golf.tr üzerinden çalışacak. Orada bir form var. O form üzerinden bir randevu talebi gibi bir durum söz konusu. Orada işte karşısına işitme engelli bir vatandaş geçmiş olacak konuyu bilen. Tamam. Bu çağrı merkezi tarafında işte vatandaşımız orada kendi derdini anlatacak, ona cevap bulabilecek. Hı hı. Buradan o zaman tüm işitme engelli vatandaşlarımıza duyuru yapmış olalım. Bu güzel bir hizmet. Bu vesileyle de duyurmuş olduk. Teşekkür ediyoruz Tuğan Bey. Biz teşekkür ederiz. İyi sohbetler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Haftaya görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah. Programın başında açtığım gibi yine açan dinleyicilerimiz olabilir. Bu hafta içerik konusunu konuşacağız. İzmir'den sosyal medya uzmanı Işıl Yılmaz Sümer hanımefendi konuğumuz olacak. Kendisi sosyal medya uzmanı ve içerik konusunda çalışıyor. Kendisi telefonda ise onunla konuşabiliriz. Alo. Işıl Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz? Sağ olun. İzmir'den konuk ediyoruz sizi telefonla. Radyonun güzelliği tabii bu. Bir televizyon olsa canlı yayında mutlaka gelmeniz gerekecekti. Ama radyonun güzelliği. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Siz nasılsınız? Süper. Biz de teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuşuyoruz her hafta. Bu hafta içeriği konuşacağız. Hani içerik kraldır sözünden yola çıkarak. İçerik nedir? Belki onu tanımlamak lazım ilk başta. Nasıl tanımlarız? Hani bunu soran dinleyicilerimiz de oluyor. Evet, yani genel olarak bilginin yazılı, görsel, işitsel, dokunsal halinin yayılması diyebiliriz içerik için. İçerik kraldır sözü aslında en çok eski ve çok kullanılan bir söz. İnternette bugün önemli olmasının nedeni de sanırım hani içeriğe ulaşmak biraz zor oluyor. Özellikle Türkiye sınırları içerisinde doğru ve özgün içeriğe ulaşmak zor oluyor. Hem markalar için hem bireyler için kendinizi ön plana çıkartmak istiyorsanız içerikle var olmak zorundasınız. Bir araştırma var aslında bununla ilgili. Kullanıcılar bir şeye ulaşabilmek için arama motorlarını kullanıyorlar ve özellikle alışveriş siteleri için diyelim
ne değildir? Evet. Benim için faydalı mı? Kullansam bir sorun olur mu gibi. Sonra sosyal ağlara gidiyor. Orada arkadaşlarının soruyor Twitter'da, Facebook'ta. Fotoğrafını çekip paylaşıyor. Siz eğer içerik yaratmazsanız orada olamazsınız. Arama motorunda yer alamazsınız. Kimse sizi görmez. Dolayısıyla kullanıcılarınız da sizi tanıyamaz. O yüzden içerik aslında kral. Kral, evet. Belki internetin işte bu kadar hayatımıza girmesi de ana kral oldu. Yani kralın da kralı oldu belki de, değil mi? Yani evet. Bundan 20 sene önce Bill Gates söylemiş. O zaman belki internetin ilk tohumları vardı. Bugün herhalde bunun kıymeti daha da öne çıktı. Ben bir araştırma yapmıştım. Onu paylaşmak isterim. Belki bunun üzerinden biraz konuşabiliriz izin verirseniz. YouTube'da bir araştırma yapmıştım. Pizza ile ilgili 158 bin pizza ile alakalı video olduğunu görmüştük. Bizim etli ekmek, Konya'mızın etli ekmeğinin 106 adet video olduğunu görmüştük. İşte buradan da yola çıkarak belki pizzanın hani evet biliyoruz çok lezzetli vesaire ama herhalde bunun kıymeti de çok önemli. Yani bu konuda video içerik üretip bunu internete yüklemenin önemini bir kez daha görüyoruz. Ne dersiniz bu konuda? Ya ben genel olarak Türk insanına internetin ve içeriğin yeterince iyi anlatılmadığını düşünüyorum. Yani biz genellikle internete işte eşimizle dostumuzla muhabbet etmek için, chat yapmak için amacımız buydu. Giriş amacımız da işte IRC, internet kafe zamanlarını hatırlayanlar vardı. İşte IRC'de odalar vardı. Oralara gidip chat yapardık. Doğru. İçerik üretme gibi bir derdimiz yok bizim. Tek derdimiz işte sosyal ağlarda mesela işte birçok insan Türkiye'deki internet çok penetrasyonu çok yüksek ama Türkiye genelinde birçok insan interneti Facebook'tan ibaret sanıyor mesela. Doğru. İşte, ya da diğer sosyal ağlardan ibaret sanıyor. Dolayısıyla ben bu içeriğin iyi anlatılmadığını düşünüyorum Türk kullanıcısına. Mesela Wikipedia'dan bakarsanız görürsünüz internette kullanılan içeriğin dili İngilizce. %55'te İngilizce üretilmiş içerik. Bizde en sonlardayız. %1,5 Türkçe içerik var sadece. O yüzden hani hem İngilizce içeriğin çok fazla olması hem anlayamamış olmamız hem de doğru anlatılmamış olması genel olarak giriş amacının iyi yansıtılmamış olması bence bunun en büyük etkenlerinden biri. Evet. Pizza genel olarak baksanız hani global bir marka, etli ekmekse daha hani lokal bir marka, daha global bir hale getirilebilir ama burada hem Türk kullanıcısının hem yurt dışında yaşayan Türklerin bence yani sadece etli ekmek bazında söylüyorum. Elinden tutması gerekiyor. Eyvallah. Işıt Hanım şöyle yapalım mı? Yönetmenim de uyarıyor. Telefonda bir bağlantı kesintisi olduğundan bahsetti. Sizi biz tekrar arayalım. Herhalde düzelecektir. Dinleyicilerimiz için de bir sorun teşkil edebilir. Hemen sizi arıyoruz. Kapatalım. Tekrar arayacağız sizi. Yayınımıza devam edelim. Telefonda bir bağlantısında bir problem oldu. İçeriğin öneminden bahsediyoruz. Çok da güzel bir kapı açtı Işıl Hanım. İçerik üretmekten. Biraz sonra ben kendisine soracağım. Biz sadece interneti Facebook, Twitter, YouTube'dan veya Google'dan ibaret sanıyoruz. Ama buraya içerik üretmekten bahsetti kendisi. Ben de bunu çok önemsiyorum. Yani ülkemizin özellikle teknoloji trenini yakalamakta belki zorlanabilir. Çünkü bunlar çok uzun vadeli çalışmalar gerektiriyor. Ama içerik üretmek, herkesin kendi uzmanlığında içeriğini üretmesi çok kolay. Telefon attığımızda tekrar Işıl Hanım sanırım. Işıl Hanım? Evet, buradayım. Süper. Tamam, ses daha güzel oldu bence. Çok güzel bir yerden kapı açtınız aslında. Hani Google'dan, Facebook'tan ibaret sanıyoruz interneti demiştiniz. İçerik üretmemiz lazım. Buradan girelim. Nasıl içerik üretelim? Yani aslında içeriği hangi kanalları seviyoruz? Biraz önce onu anlamak gerekiyor. İşte yazı yazmayı mı seviyoruz? Fotoğraf çekmeyi mi seviyoruz? Video çekmeyi mi seviyoruz? Biraz o içeriğin türüne dokunmak gerekiyor. Tamam. Bireysel olarak baktığınızda işte yazı yazmayı seven insanlar mesela bir işte blog oluşturup onun üzerinden ilerleyebilirler. Ben özellikle yeni nesle işte bu 90'lı sayfasına sürekli şey öneriyorum. Mutlaka bir blogunuz olsun. Hani içinde sadece anılarınızı bile anlatsanız bir blogunuz olsun. Çünkü içeriğin son kullanma tarihi yok. Yani 20 sene sonra da o içerik orada olacak. Çok güzel. 10 sene sonra da orada olacak. Arama motorlarından özellikle ulaşılabilir olması çok önemli bir şey. Hani Facebook'ta, Google'da ürettiğiniz, Facebook'ta, Instagram'da ürettiğiniz içerik birkaç saniye sonra yok olup gidiyor. Aradan kayboluyor. Biliyorsunuz bir tweet'in ömrü 10 dakika. Doğru. 10 dakika sonra yok. Ama bir blogda paylaştığınız içeriğiniz, işte anılarınızı anlatabilirsiniz. Ne öğreniyorsunuz? Üniversite öğrencileri için müthiş bir kaynak. Okulda gördüğünüz bir dersi hem ders çalışmış olursunuz
Hem de üzerinden geçmiş olursunuz, hem de başka insanlara fayda sağlamış olursunuz. Genellikle Türkçe, İngilizce yazmasını tercih edebiliriz bu anlamda. Çünkü hani yurt dışından da trafik getirir bu anlamda. Ama mutlaka bir şeyler yazsınlar. Fotoğraf çekmeyi seven arkadaşlar foto bloglar açabilir kendine. Video bloglar çok popüler olmaya başladı son dönemde. İşte özellikle bu Periscope'la beraber, bir YouTube'la beraber daha doğrusu. Kaynak çok arttı. YouTube dünyanın en çok kullanılan ikinci arama motoru biliyorsunuz. Doğru. Video izlemeyi seven insanlar da var. Dolayısıyla nereden başlamalı derseniz bir yerden başlayalım. Ama sürdürülebilir yapalım bunu. İşte haftada bir, ayda bir, 15 günde bir mutlaka bir şeyler paylaşalım. Ve özgün içerik üretelim. Özgün içerik de soruluyor. Yani ne yapalım özgün içerik? Evet, ben onu soracaktım. Evet, içerik, aynen. Özgün içerik nedir? Ya, özgün içerik aslında başkası tarafından daha önce paylaşılmamış ve yazılmamış olan, kopya olmayan, kullanıcıyı sıkmayan, duygulara hitap eden, biraz daha nostaljik, biraz daha böyle kendi okuduğumuzu, kendi okuyormuş gibi yazdığımız içerik, yani konuşur gibi yazdığımız içerik. Dolayısıyla bu karşı taraftaki insanın duygularını hitap ediyor. Hı hı. Hikaye anlatıcılığı diye bir şey var biliyorsunuz. Çok popüler olmaya başladı son dönemlerde. Dünyada da. Aslında yüzyıllardır insanların kullandığı bir şey bu. En basit ve en etkili iletişim kurma yöntemi hikaye anlatıcı. Yani bir marka olsanız, bir kişi de olsanız bir hikayeniz var elbette. Dolayısıyla hikaye anlatıcılığını kullanabilirsiniz. Deneyimlerimiz çünkü bizim hikaye anlatan kişiyle bizi bağlıyor. İşte hemen mesela siz diyorsunuz ki işte ben geçen yolda bir arkadaşımla karşılaştım. Şöyle şöyle bir olay yaşadım. Ben hemen düşünüyorum. Benim de aklımda o vardı. Ben de bir arkadaşımla karşılaştım. Ben onunla sizinle kendi aramda bir bağ kuruyorum. Sizin anlattıklarınızı daha iyi dinlemeye başlıyorum. Sizi önemsemeye başlıyorum. Yani bu hem markalar için hem kişiler için geçerli. Dolayısıyla bu şekilde bir özgün bir içerik oturttuğunuz zaman kendinize. Dolayısıyla Google'da üst sıralarda da çıkabiliyorsunuz. Arama motorlarında üst sıralarda da çıkabiliyorsunuz ki biliyorsunuz sürekli algoritma değişiyor. Google'un kendi arama motoru algoritmaları da değişiyor. Google'da artık sadece özgün içerik istiyor. Başka bir şey istemiyor yani. Peki içerik üretelim dediniz ve özgün içerik üretelim. Bunları yaptık. Peki nasıl görünür olacağız? Hani hem bireysel hem kurumsal. Hani ünlü biri değilseniz, bir marka değilseniz, bir birey olarak üst sıralarda nasıl bizi görecek internet vatandaşları diyelim? Aslında nasıl bir bilgi paylaştığınız burada önemli. İşte mesela son dönemde en popüler şeylerden biri gene 80'lerde çocuk olmak, 90'larda çocuk olmak. Mesela bu tarz içerikler internette en çok aranan şeyler, araçlar var. En çok aranan araçlar, kelimeleri araçlar üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bir tane örnek verelim mesela Google Trends diye bir araç var. Tamam. O zaman içerisinde hangi paylaşımın ne kadar, arama trafiğinin ne kadar arttığını, hangi anahtar kelimenin arttığını görebilirsiniz. En sevdiğim örneklerim şeydir, damatlık ve gelinlik aramaları. Google Trends'e bakarsanız mesela gelinlik bütün bir yıl artan bir grafikle çok aranan içeriklerden. Aslında damatlık mesela sadece Temmuz-Ağustos aylarında böyle pik yapmış sonra tekrar düşmüş. Demek ki siz damatlıkla ilgili bir içerik üretmek istiyorsunuz da o aylarda daha fazla içerik paylaşmanız gerekiyor. Daha fazla çünkü arama hacmi çok yüksek o anahtar kelime. Yani o kelimeyle alakalı bir yazı yazarsak veya herhangi bir içerik üretirsek, video, fotoğraf neyse, biz de üst sıralarda çıkıp bizi insanlar görebilir arama motorlarında. Yani tabii ki bu kesin bilgi değil. Yani bunu yaptığınızda %100 başarıya ulaşacaksınız diye bir şey yok. Sosyal ağlara çok önem vermek gerekiyor. Çünkü örneğin BuzzFeed'de bir yabancı bir site var biliyorsunuzdur. Sitesi. BuzzFeed trafiğinin %75'ini sosyal ağlardan çekiyor. Yani 200 milyon unique ziyaretçisi var ayda. %75'i sosyal ağlardan geliyor. İnsanların sevdiği içerikleri paylaşmak, insanların sevdiği içerikleri yaratmak gerekiyor. Ne olabilir mesela? Doğal olaylar. İşte yemek, biraz önce etli ekmek demiştiniz. Evet. İnsanı böyle hemen karnını acıktıran, böyle bir an önce gidip onu ulaşmak istiyor insanlar. Ya da işte ülke gündemi özellikle. Türkiye sürekli gündem siyaset değiştiği bir ülke. Evet. Yani çok siyaset olmayabiliyor ama işte daha çok ülke gündemini ilgilendiren konular siyaset de olabilir tabii siyasetle ilgileniyorsanız. Yani o toplumun kültürel özelliklerine dokunan şeyler aslında önemli. Yani kalkıp da bir gün Amerika'da ya da işte atıyorum Polonya'da olmuş bir olayı Türkiye'de paylaşırsanız çok trafik çekebildiğiniz, çok paylaşılacağınız garanti değil. Ama Türkiye'nin gündemini tutan, nabzını tutan, insanları bir araya getiren,
kültürel anlamda bizi bir arada tutan şeyleri paylaşmak tabii ki daha fazla paylaşmamıza neden olacak. Komik olması mesela, eğlenceli, esprili şeyler. Tabii buradan yola çıkarak insanın uzmanlıklarıyla alakalı da içerik üretilir. Mesela ben dijital antropoloji yazınca veya dijital mutluluk mutlaka senin ismine çıkıyor. Yani evet. Bunlar çok aslında hani çok bilindik kelimeler, çok bilindik şeyler değil ama bir uzmanlık istiyor. Yani sadece çok aranan şeyler hakkında içerik üretmek değil, değil mi? Farklı şeyler üzerinden de içerik üretilebilir. Kesinlikle. Yani siz paylaşımın ne kadar artırabileceğinizi sorduğunuz için söylüyorum. Mesela dijital antropolojiyle ilgili ya da dijital mutlulukla ilgili o gün var olan bir şeyi anahtar kelimeleri getiren bir yazıyla pertinent yazarsanız mesela hani ilgi çekebileceğiniz garanti olabilir. Tabii ki uzmanlık alanlarınız, o yüzden diyorum. Yani mutlaka üniversite öğrencileri özellikle. Çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki Bilal Bey. Mesela 1993'te 5,5 milyar dünya nüfusunun sadece 14 milyonu internete bağlıymış. Bugün 7,5 milyar insan nüfusunun 3 milyarı internete bağlı. %50'ye geldik değil mi? Evet. Yani. Mobil teknolojiyle beraber, mobil cihazların bu kadar artmasıyla beraber bir 5 yıl sonraki ben online kişi sayısını tahmin bile edemiyorum. Belki %90 internete bağlı olacak. O yüzden her şey dijitalleşiyor. Bütün sektörler dijitalleşiyor. Perakende'den tutun da işte yemek sektörüne kadar, restoran sektörüne kadar her şey değişiyor, dijitalleşiyor. Dolayısıyla uzmanlık alanınız neyse, ne de kendinizi iyi hissediyorsanız bununla ilgili mutlaka içerik paylaşmanız gerekiyor. Aslında siz kapıyı da açtınız. Ben sözünüzü unutmayın lütfen. Kurumsal olarak da neler yapılabilir? Atıyorum bir belediye, bir bakanlık, işte bir şirket bu konuda neler yapabilir? Hani ben özellikle buna çok önem veriyorum. Bu konuda da çalışmak istiyorum. Yani belediyeler, hani vatandaşı en çok değen kurumlar olarak söylüyorum. Özgün içerik üretmekte vesaire çok eksik kalıyorlar. Bu konuda neler yapabilirler? Sözünüzü unutmayın ama onu da devam edelim. Yok, estağfurullah. Yani yine bak, yani biliyor musunuz artık her şey bir marka haline geldi. Kişiler de bir marka. Belediyeler de, kurumlar da işte bir belediye ya da işte bakanlık da bir marka haline geldi. Dolayısıyla bir marka için nasıl pazarlama stratejisi geliştiriyorsak aslında o belediye için de aynı stratejiyi gütmemiz gerekiyor. Benim mesela internette en çok, yani Twitter'da en çok gördüğüm belli başlı belediyeler var. Onlar nasıl iletişim kuruyorlar? O kullanıcının orada bir belediye var mı? Soğuk bir duvar değil yani artık belediyeler. Hani daha sıcak, espri yapabiliyorlar mesela, şaka yapabiliyorlar. İşte o an mesela kar tatiliyle ilgili hemen bir haber paylaşıyorlar. Çünkü insanlar hiç görüyor musunuz? Dışarı çıktığınızda bile anne babası çocukla bile konuşmuyor artık. Herkes cep telefonuna bakıyor. Evet, evet. Yani yöntemimiz, iletişim kurma yöntemimiz değişiyor. Yani araçlar farklılaşıyor ama aynı şekilde iletişim kurmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla mesela anlık bir durum olduğu zaman hemen o belediye ya da başka bir kurum o bilgiyi paylaşabilir. Benim çok sevdiğim dün yine Ovacık Belediyesi paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Bir saat kitap okuyana bir saat bisiklet turu hediye. Bunu paylaşmış. Süper olmuş. Evet. Yani bu tarz hani ilgi çekici haberlerin paylaşılması yine duyguya hitap ediyor. Mesela çocukların duygularına, ailelerin duygularına hitap ediyor. Oraya dokunmak gerekiyor yani sanırım o kalp. Karşılığıya dokunmak gerekiyor. Kişiselleştirme mi denir buna acaba? İçeriğin daha çok kişiselleştirilmesi değil mi? Hani internetin evet. Yükselişiyle bu da öne çıktı çünkü bu kavram. Evet, yani sınırlar ortadan kalktı bir kere her şeyden önce. Yani Afrika'daki ya da işte Amerika'daki ya da Polonya'daki hep aklıma aynı örnekler geliyor ama oradaki herhangi birine ulaşabilme şey hızınız çok yüksek artık. Bir anda işte herkes birbirine bağlı. Ne yapıldığını görebiliyorsunuz. O belediyenin de artık bizden biri olduğunu ya da kurumun da bizden biri haline geldi. Orada da bizim gibi insanların çalıştığını, aynı havayı solduğumuzu biliyoruz. O yüzden kişiselleştirmek, işte o aynı seviyede olduğumuzu, ulaşılabilir olduğunu göstermek çok önemli. Evet, bir de yeni gelen nesil, işte Z kuşağı deniyor bunda bazı sosyologlar. Sizin de galiba bu konuda uzmanlığınız var. Özellikle bana özel reklam, bana özel bilgi, bana özel içerik, bilgi, film neyse bunu arıyor insanlar. Yani oturup televizyon karşısında size verilen şeyi değil de bana özel şeyi istiyor. Twitter'ın veya işte sosyal medyanın yükselişi de belki bu yüzden bu kadar oldu. Çok fazla içerik var Bilal Bey. Çok fazla kaynak var. Bu kaynakların içinden kendi ilgi alanınızı bulmak biraz zorlaşıyor. Dolayısıyla biz de mesela arama yaparken anahtar kelimelerle ilgili arama yapıyoruz. Mesela sizin uzmanlık alanınız belediyeler ya da kurumlarda ya da bir bilgisayar yazılımıdır. Onunla ilgili arama yaparsınız, onu görmek istersiniz ama sosyal ağlar da çok yükselişte olduğu için
Tabii onlar da yazılımlarını, algoritmalarını bu şekilde değiştiriyorlar. Özellikle Facebook mesela birkaç kere aynı tarz haberler okumaya başladığınızda dikkat etmişsinizdir. Hep o tarz haberler sizin önünüze Evet, doğru. çıkmaya başlar. Ya da işte birkaç arkadaşınızı takip ediyorsunuzdur sürekli, onun sayfasına bakıyorsunuzdur. Onun içeriklerini daha fazla görmeye başlarsınız. Bu algoritmik yapılar da sürekli değişiyor. Kişiye özel hale geliyor. Kişiye, her şey kişiye özel. İşte yemek yemek istiyorsunuz. Mesela restorana gittiğinizde bile bana özel bir şeyler olsun istersiniz. Yeni nesil çok değiştiriyor gerçekten sektörü ve teknolojiyi haliyle. Siz şirketleri de çalışıyorsunuz. Mesela bizi dinleyicilerimizden şirket yöneticileri vardır. Ne önerirsiniz her sektörden, her alandan şirketlere? Yani burada aslında paylaşımla ilgili müşterilerimizin ya da potansiyel müşterilerimizin ne istediğini bilmekle ilgili bir soru işareti var zihnimde. Çünkü daha önce de demiştim, diğer pazarlama araçlarının aksine içerik pazarlamasının son kullanma tarihi yok. Sürekli var yani. Doğru. Sürekli var. İyi içerik kesinlikle satış yapmaya çalışmıyor Bilal Bey. Yani insanlar iyi içeriği paylaşıyorlar. Onu sevdikleri için. Hatta bir bununla ilgili bir söz vardı bu BuzzFeed yöneticisinin. Ben senin markanı, markanı sevdiğim için paylaşmıyorum. Arkadaşımı sevdiğim için paylaşıyorum. Hmm. Arkadaşıma göstermek istiyorum markanı. O yüzden senin markanı paylaşıyorum. Karşıdaki insan ne düşünecek? Onun kaygıları ne? Gece yatarken ne düşünüyor? Endişeleri var mı? Markamı satın aldığında nasıl bir deneyim elde etmek istiyor? Biz ona nasıl yardımcı olabiliriz günlük yaşamlarında? Bunları, bu konular hakkında kaygılanıp bu kaygılarla üretilmiş bir içerik yaratmamız gerekiyor bence. Karşımızdakini düşünmemiz gerekiyor. Tabii bu içeriği yaratırken de hani yalap şap yazılmış bir yazı değil de ve gerçekten hani düşünülmüş bir yazı yazmak önemli. Çünkü biliyorsunuz arama motorlarının okunması gerekiyor bu tarz içerikleri. Doğru. Neyi nasıl yapacağız? Nasıl bir başlık kullanmalı? Mesela etkili bir başlık nasıl olmalı? Bunu işte biraz araştırıp bir başlık seçmeli. İşte birazcık bir paragraf yazı, görsel, videolarla zenginleştirmek. Bir de aynı içeriği farklı formatlarda yayınlamak gerekiyor. İşte mesela bir video çekelim, 5 saniyelik, bir 15 saniyelik video çekelim. İşte yazı yazalım, görsel hazırlayalım onunla ilgili ve o ilgili alanlara post edelim. Hı-hı. Bakalım hangisi daha fazla trafik getiriyor. Yani yazı, bizim kullanıcılarımız, markanızın takipçileri yazıyı mı seviyorlar, video izlemeyi mi seviyorlar, işte görsel bakmayı mı seviyorlar. Video eğer daha fazla tıklanmışsa, o zaman ben bundan sonra bütün enerjimi videoya yatırırım. Daha fazla video çekmeye başlarım. İşte ona, kaynağımı ona yatırırım yani. Bunlara biraz kaygılanmak gerekiyor sanırım. Bu biraz da artık herhalde uzmanlık gerektirecek. Yani şirketler, kurumlar içeride bu konuda uzman birilerini çalıştırmak zorunda olacak. Belki de bir yeni bir alan çıkıyor ortaya. Ne dersiniz? Kesinlikle. Evet, öyle olduğu aşikar. Biz de mesela kurumumuzda bir içerik yöneticisi istihdam etmeye başlıyoruz. İçerik yönetimi çok önemli bir şey. Bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Bir şey okumak gerekiyor, sürekli araştırmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Sektörü, işte müşterileri biraz anlamak gerekiyor. Ve işte onların istekleri doğrultusunda şekillendirmek gerekiyor. Ve araçları kullanmak gerekiyor. Biraz önce bir sürü bahsettiniz araçlardan. Yani o bir maliyet aslında. Evet. Kesinlikle bir maliyet. Öyle çok kolay bir şey değil. Herkes yapabilir ama birazcık istemekle alakalı bir şey. Bir de gerçekten mesai gerektiriyor. Yani oturup sabahtan akşama kadar o içeriği üretmeniz lazım. Eğer başka işleriniz varsa, enerjinizi başka yönlere çevirdiyseniz biraz zor oluyor gerçekten. Ama ben özellikle mesela şirket yöneticilerinin LinkedIn'de olmasını öneriyorum. İşte sosyal medyacıların sosyal medya ağlarında yer almaları, aktif olarak yer almaları, arkadaş edinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hangi araçlarda insanlar sizi arıyor, bunu öğrenmek lazım. Ona göre de o zaman burada hem gençlere lazım. Duyuru yapalım. Yeni bir alan doğdu diye. Çok kısa, evet, bir şey soracağım. Bu sözden yani başlangıç cümlesiyle içerik kralsa kraliçe nedir? Ben kraliçenin arama motorları olsun. Arama motorları. Evet. Tamam, cevabımızı aldık. Çok teşekkür ederim Işıl Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. İstanbul'a geldiğinizde mutlaka haberleşelim. Sizi stüdyoda konuk etmek isteriz. Tamam, yani çok keyifli oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek ağzınıza üzere. Sağlık. İyi günler. Evet, İzmir'den sosyal medya uzmanımız, içerik konusunda uzmanımız Işıl Hanım'la beraberdik. İçeriğin önemini konuştuk. İçerik kraldır sözünü konuştuk. Buradan tüm belediyelere, kurumlara, bireylere duyuru yapalım. İçerik çok önemli.
üretmemiz lazım. Bizi dijitalhayat.tv web sitesinden takip edebilirsiniz. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşça kalın, iyi hafta sonları. TürkSat dijital hayatı sundu.